Herkese merhabalar. Yüz temizleme videoma hepiniz hoş geldiniz. Akşam oldu. Bana kalan saatlere gelmiş bulunmaktayız. Ben de dedim ki bir yüzümü temizleyeyim, bir makyajımı çıkartayım, bir bakımımı yapayım. Aynı zamanda sizlere de bunun videosunu çekeyim dedim. İlk defa böyle bir video çekiyorum. Çok heyecanlıyım. Günlük makyaj çıkartma, yüz temizleme bakımı yapacağım şimdi. Her akşam düzenli rutin olarak neler yapıyorum, hangi ürünleri kullanıyorum onları da göstereyim istedim sizlere. Şöyle söyleyeyim, her marka makyaj çıkarıcı ürünlerini denedim. Hepsi bende sivilce yaptı. Çok kuru bir cildim olduğu için hemen dokunabiliyor. O yüzden bugüne kadar hiçbirinden memnun kalmadığım için Çare'yi keçi sütlü sabunda buldum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu gratis'te satılıyor. Oradan aldım. Aylardır kullanıyorum. İnanılmaz güzel bir ürün. Yani bana çok iyi geldi. Öyle diyeyim. Makyajlı makyajsız hiç fark etmez. Gün sonunda yaptığım bütün temizliği bununla yapıyorum arkadaşlar. Makyaj olmasa bile sonuç olarak gün sonunda tabii ki havadan gelen toz, toprak, hava kirliliği derken yüzümüz, gözeneklerimiz dolabiliyor. Dolayısıyla temizliği aksatmamakta fayda var diyorum. O nedenle bana bu çok iyi geldi. Başka da hiçbir temizlik ürünü kullanmıyorum arkadaşlar. Yani öyle jeller vesaire başka bir şey kullanmıyorum. Onlar bende bayağı bir sivilce yapıyor yani. Aylardır bu ürünü kullanıyorum. Bayağı da bereketliymiş, bitmedi yani. Onun dışında şöyle geçen gün İzmir Seferihisar'dan el yapımı keçe sütlü sabunu aldım. Sırayla bu bittikten sonra bunu kullanacağım. Bekletiyorum yani şu anda. Arkadaşlarım hemen başlıyorum. Şu yüzümde gördüğünüz gibi böyle günlük bir makyaj var şu an. Hafif bir makyaj. Şimdi bunu bir çıkarayım önden. Şöyle köpükleyeyim bolca. Şöyle bir yüz temizleme aparatım var. Bu gerçekten çok güzel bir ürün. 50 liraya da bulabilirsiniz, 2000 liraya da bulabilirsiniz. Bütçenize göre çeşit çeşit mevcut. Ben Trendyol'dan aldım. Sanırım markası Forever. Pamuk gibi yapıyor cildimi yani. Bununla beraber zaten uygulayacağım, birazdan göreceksiniz. Her akşam mutlaka bununla yüzümü temizliyorum arkadaşlar. Bayılıyorum diyebilirim. Aşk yaşıyorum yani kendisiyle. Şu sabun ve ürünü kullanacağım ama öncelikle önden bir makyajımı biraz alsın diye bir köpükleme yapacağım yüzüme. Gördüğünüz gibi yıkadım. Var, inanılmaz hissediyorum. Daha makineyi kullanmadan çok iyi hissetmeye başladım. Şimdi uygulamaya geçeceğim. Yine köpüklüyorum tabii ki de. Şöyle köpüğü yüzüme yayıyorum. Gözünüzü kaçırmaya inanılmaz yakıyor. Biraz önce ben kaçırdım. Feci yandı yani. Evet. Böyle yapalım da. Evet. Şöyle biraz sabundan da alalım. Forever'ın üzerine. Hadi bakalım, başlatıyoruz artık. Tek bir taraftan başlıyorum. Şöyle aşağıdan yukarıya doğru. Güzelce. Masaj yapıyorum. Tabii ki bu titreşimli olduğu için kan dolaşımını hızlandırıyor. Ve bu da çok güzel bir şey. Şöyle göz altlarına doğru yarım daire yapıyorum her seferinde ki göz altlarındaki morlukları da alıyor bu arada. Ben doğum yaptıktan uzunca bir süre sonra keşfettim bunu ama yani uykusuzluk göz altı morluklarımı neredeyse yok etti diyebilirim. Bayağı memnunum yani. Şimdi öbür tarafa geçeyim, yine aşağıdan yukarıya böyle gergin bir şekilde masaj yapıyorum. Daha sonra yine göz altına geçiyorum. Tabii bunu ben size şu anda hızlı yapıyorum anlatabilmek için. Normalde bu kadar hızlı yapmıyorum, daha yavaş. Burnumun üstü tabii ki de. Evet, bu şekilde temizlemeye devam ediyorum.
bitirmiş bulunmaktayım. Şimdi neden böyle yaptım? Hemen anlatıyorum. Normalde bu cihazla aslında makyaj çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Fakat benim içime sinmediği için önce birazcık böyle köpükleyerek makyajı alıyorum. Ardından ikinci aşama olarak bu cihazla beraber masaj yaparak çıkartma işlemine devam ediyorum. Gerçekten çok güzel. Büyük rahatlatıyor yani. Sabunlarla işimiz bitti. Makyajımı çıkardım. Şimdi temizliğe devam ediyorum. Sıra geldi üçüncü aşamaya. Tonik niyetine kullandığım gül suyu. Arkadaşlar bunu da gratisten aldım daha yeni. Bu markayı henüz yeni aldım. Ama gül suyu kullanmaktan oldukça keyif alıyorum. Dediğim gibi şöyle bir pamuk yardımıyla yüzümü temizlemeye devam ediyorum. Makyaj kalıntısı vesaire varsa onları alıyor. Gül suyu tercih ediyorum. Dediğim gibi makyaj çıkarırken ya da yüzümü temizlerken tercih ettiğim markalar ve bu tonikler gerçekten bende inanılmaz seviyece yapıyor. O nedenle artık yani onları kullanmıyorum. Uzun zamandır kullanmıyorum. Sıra geldi. Dördüncü aşama arkadaşlar gördüğünüz üzere kuvars taşı. Bu uygulamalardan sonra bunu böyle aşağıdan yukarıya doğru yüzümde uyguluyorum. Buzdolabında tutuyorum. Böyle soğuk soğuk çıkartıyorum. Sabah akşam fark etmez. Bunun bir zamanı yok. Böyle yüzüme masaj yapıyorum. Yüzdeki ödemi alıyor. Kan dolaşımını hızlandırıyor. Gerçekten bayağı iyi yani. Benim sabahları bu yüz temizleme işine pek vaktim olmadığı için genelde akşamları yapıyorum. Aslında tabii ki sabahları da uygulanabilir yani bu. Şöyle alın kısmına. Şu küçük kısım da göz altları için bu arada. Oy gözüme soktum. Göz altı morlukları için. İşlemleri bitirdikten sonra bunu uyguluyorum yüzüme böyle masaj yaparak. Gerçekten rahatlatıyor. Evet, son olarak tabii ki nemlendiriciye geldik. En önemli şeylerden bir tanesi bence. Çünkü benim cildim acayip kuru. Küçüklüğümden beri bu problemle uğraşıyorum maalesef. Ve bu yüzden en çok beni pamuk gibi yapan hangi nemlendirici daha iyiyse onu seçtim ve yıllardır Neutrogena. Tek geçerim yani. Bana iyi geliyor. Eşimin de egzama problemi olduğu için ona da oldukça iyi geliyor bu krem. O yüzden böyle ortaklaşa bir şey kullanmış oluyoruz. Bu cihazla uygulayacağım. Şöyle arka kısmıyla. Şöyle alıyorum üstünden. Gördüğünüz gibi yine aşağıdan yukarıya doğru. Biraz önce nasıl temizlediysem yine aynı şekilde nemlendiricimi uyguluyorum. Tabii bu uygulamalardan sonra illaki nemlendirmek şart. Çünkü yüzü bayağı temizliyoruz bu aşamada. O yüzden bir destek gerekiyor yani. Özellikle benim gibi kuru ciltler için. Zaten gördüğünüz üzere kendi kendine kapanıyor. Bu demek oluyor ki artık seans bitti. Yani işlemi bitirmiş oluyoruz. Şu arkasında bir kısmı var. Buraya su değmemesi gerekiyor. Burayı kapatıp suyun altına sokabiliyorsunuz. Forever'ımıza bye bye demenin vakti geldi. Evet arkadaşlar. Benim yüz temizleme rutinim bu
bu kadardı. En son nemlendiriciyle beraber sonlandırıyorum. Hani çok fazla seçenek yok. Sade, öz bir yüz temizleme rutini. Ben zaten çok üşeniyorum ya. Öyle göz altlarına ayrı kremler, işte dudaklara nemlendirici ayrı kremler falan. Çok üşengeç bir insanım bu konuda. O yüzden unuturum da aynı zamanda. O yüzden alacağım ürünü hani tüm yüzüme uygulayacak şekilde seçmeye çalışıyorum. Bir de tabii ki duş sonrasında kullandığım bir peeling vardı. Fakat hiç memnun kalmadım. Acayip sivilcelendim o ürünü kullandıktan sonra. Her zamanki gibi şaşırdık mı? Hayır. Bu yüzden yani onu kullanmayı bıraktım. Ama ve lakin şöyle maskeler var arkadaşlar. Yüz maskeleri. Şöyle mesela bir tanesini göstereyim. İşte tüm cilt tipleri için diyor. Aydınlatma etkili işte. Beyazlatıcı kağıt maske. Bu da işte arındırıcı kağıt maske, nemlendirici kağıt maske şeklinde. Böyle almayı çok seviyorum bu maskelerden. Değişik değişik. Bunları da duştan sonra ya da yine akşam yüz temizleme rutininden sonra oturduğum yerde uyguluyorum. Hem kendimle ilgilenmiş oluyorum hem bakım yapmış oluyorum. Oldukça da etkili oldu yani. Maskeyi yaptım, 3 gün ışıl ışıl gezdim yani ortalıkta. Sizlere de tavsiye edebilirim. Ben bunları uyguluyorum arkadaşlar. Bugün böyle sizlerle paylaşmak istedim. Umarım keyifli bir video olmuştur sizler için. O zaman bugünlük benden bu kadar olsun. Şimdi artık dinlenme vakti. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.